mecliste mecliste ee, CHP soru önergesi verdi. Bu çok önemli. E, ara, özür dilerim, araştırma önergesi verdi. Soru önergesi de değil, araştırma önergesi verdi. Kaybolan insanlar ve refakatsiz çocuklarla ilgili. Kaybolan insanlar ve refakatsiz çocuklarla ilgili ve bu önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Şu anda kimlikleri tespit edilemeyen kaç yurttaşımız var? Onu dahi Net bir şekilde bilemiyoruz. Kimisine göre 3 bin diyor, kimisi 5 binden fazla diyor. Bunları bile net öğrenemiyoruz ve öğrenemediğimiz için zaten de bu eleştiriyi yapıyoruz. Öğrenemediğimiz için zaten e, bu insanları şeffaflıktan uzak olarak e, bizi yönetiyorsunuz diye eleştiriyoruz. Yine e, Ulaştırma Bakanlığı'ndan gideyim. Çünkü biliyorsunuz depremin ilk günlerinde e, ulaşı ulaştırmada da ulaşım iletişimde hem ulaşımda da yaşandı da işte köprüler viyadükler vesaire efendime söyleyeyim e, havalimanı kırıldı ama iletişimde de büyük sıkıntı yaşadık ve e, ulaştırma bakanı Adil Bey e, şöyle bir açıklaması var Adil Bey'in e, bunu artık e, önümüzdeki süreçte dikkatle kontrol edeceğiz veya bunun takipçisi olacağız bu sözün. GSM operatörlerinde de biz eksiklik gördük diyor. Soruşturmalar başladı, gereği yapılacak diyor. Yani işte Türksel, Türk Telekom, Vodafone'da eksiklikler görüldüğü ve gereğinin yapılacağını ve soruşturmanın başladığını söylüyor. Şimdi bu sözü kurduktan sonra benim aklımda şu canlandı ya arkadaş. Sen deprem ülkesinde yaşıyorsun depremle e, depremle yaşamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Böyle bir coğrafyada yaşadığımızı biliyorsunuz ve bunların eksikliklerinin e, giderilememesi yönünde veya bu eksikliklerin giderilmesi yönünde önceden hiçbir adım atmıyorsunuz. Hani binaları zaten hazırlamamışsınız. Da, yani bunları da hazırlamamışsınız ve şimdi diyorsunuz ki biz eksiklikleri gördük. E, çok güzel 46 bin insanı toprağa verdikten sonra onları gömdükten sonra e, biz eksiklikleri gördük soruşma, soruşturma da başlattık gereği yapılacak. Peki Adil Bey, siz kendiniz hakkında gereğini yapmayı düşünüyor musunuz? Çok merak ediyorum. Evet, size sesleniyorum Sayın Ulaştırma Bakanı, Sayın Şehircilik Bakanı, Sayın Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanı, AFAD'dan sorumlu. Siz kendiniz hakkında gereğini yapmayı düşünüyor musunuz? İstifadan bahsediyorum ya. Hem bakanlık istifasında hem bürokrat seviyesinde hem de hükümet seviyesinde. Bir istifayı bile dile getirmediniz ya. Habire insanları suçluyorsunuz. Habire vardır suç vardır suçları yoktur bilmiyorum. Ne bileyim işte müteahhitleri suçluyorsunuz. Yok efendime söyleyeyim. Yapı denetim firmalarını suçluyorsunuz. E tamam da işin başında siz varsınız arkadaşım ya. İşin başında siz varsınız. Siz kendinizi sorguluyor musunuz? Veya sorgulamadığınız için zaten gereğini de kendiniz hakkında yapmıyorsunuz ve çıkıp kameralar önünde bunu böyle 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 gereğini yapacağız diyorsunuz. Ya bırakın Allah aşkına ya. Siz bizim aklımıza dalga geçmeyi bırakın. Siz kendiniz hakkında bir gereğini yapın. Veya kendinizi gerçekten sorguya çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? Onu bir sizlerle konuşalım. Tabii ki burada çekmediğinizi biliyoruz. Çekmediğiniz için zaten millete karşı da bir hesap vermiyorsunuz. İstifa eden oldu mu? olmadı. Olacak mı? Bence önümüzdeki günlerde olacak. Seçime kadar bürokratlardan görevden alınacak olacak. Bakanlıklardan bile olabilir biliyor musunuz? Bence bu çok önemli. Ha, Ulaştırma Bakanının bir sözü daha var. İstanbul için bu da. Ee, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmara Marmaray afette acil durum yolu olarak saptanmış. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette A acil durum otoyolu. Bakın o zaman bunları herhalde şimdiden kontrol ettiriyorsunuzdur herhalde. Biz deprem zamanında bu yaşadığımız 6 Şubat'taki depremde otoyolların kırıldığını, viyoliklerin kırıldığını, havalimanlarının kırıldığını gördük. Yolların e, ulaşıma el vermediğini gördük. Karayolları Genel Müdürü zaten böyle söyledi. Sizi yalanları Adil Bey. Ya siz de çok güzel ulaşımda bir sıkıntı yok dediniz. Onu da ilave edeyim. Bu yüzden sizi izlemeyi seviyorum demiş. Evet. Neden? Çünkü sözün özü bu arkadaş. Yutmuyorum bir şeyleri. Yutarsam eğer hepimize karşı haksızlık etmiş olurum kendime ve size haksızlık etmiş olurum. Öncelikle bu Arvasya efendim ne dedin? Ha onu vereceğim vereceğim tabii tabii onları vereceğim. Ee, biz onlar için gereğini yapacağız. Merak etmeyin demiş Saniye Hanım. Bence zaten hesap sorması gerekiyor ya vatandaş. Vatandaşın hesap soracağı yer tek yerde neresi? İşte 4-5 yılda bir önümüze gelen sandık. Yok ben sandığa gitmeyeceğim de yok. O günü ben başka bir şey yapacağım. Neden gitmeyeceksin arkadaş? Aslanlar gibi sandığa gidip oyunu vereceksin. Senin görevin bu onu da söyleyeyim. Rojda teşekkür ediyoruz e, desteğin için eksik olma sağlasın. Bunlar Marmaray, Avrasya Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bunların hepsinin elden geçilmesi gözden geçirilmesi gerekiyor. Sadece İstanbul'da mu? depremle ilgili o kadar çok yerler var ki birazdan size hatırlatacağım o yerleri. Naci Hoca o yerleri aşağı yukarı 9-10 yerden bahsetti. Her yorumu okumayın, e, okumayan kanal Fatih Portakal. Her yorumu okumayan kanal Fatih Portakal. ...ya onu bile koymuyoruz yani ne yapayım abi... ...bu kadar yani anlatacağım çok... ...sevgili e, Tunhan... ...buradan e, mesajlar geliyor... E, bu program sadece yorumları okuma programı değil ki. Yorumlar burayı renklendiriyor. Yorumlar benim göremediğime sebep oluyor. Göremediğim şeyleri bana gösteriyor. O yüzden hem anlatacağız hem yorum okuyacağız. Zaman zaman seninkini görebilirim. Zaman zaman göremeyebilirim. Kusura bakma. Fatih abi kirli çamaşırları ortaya atıyor. Başarılar. Fatih abi kirli çamaşırları ortaya atıyor. Başarılar dilerim ortaya atmıyorum zaten ortalıkta. Ben bir şeyi bulmak için çabalamıyorum merak etme sevgili Cüneyt. Bunlar zaten kirli çamaşırları kendileri çıkartıyorlar. Zaten kendi ağızlarıyla da itiraf ediyorlar. Mesela İTÜ var. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi al arkadaş yani bu hep büyük depremin sonrasında oluyor nasıl olabilir ya deprem olmasaydı 6 Şubat'ta biz deprem yaşamasaydık biz hiçbir bunların hiçbir kontrol edilmeyecekti yollar kontrol edilmeyecekti hastaneler kamu binaları kontrol edilmeyecekti bak dünya kadar okul tahliye edildi o okullarda çocuklar okumaya devam edeceklerdi e, kamu hastaneleri bunlar yerinde kalacaktı orada hastanede hastalar e, doktorlar sağlıkçılar çalışmaya devam edeceklerdi. Bu deprem olduktan sonra bunlar yapılıyor. İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden bir tanesi. Oranın öğrencileri ve e, velileri rektöre başvuruyorlar. Diyorlar ki orada da geçici kız yurdu var. Bakın diyorlar yani bu biz geçici kız yurdunun kontrol edilmesini istiyoruz. Bir mesaj daha var. E, kendimize geldik Fatih Bey. İyi ki e, geldiniz. E, haberin özü sizde demiş. Gökçen teşekkür ediyorum. Sağ ol. Daha sonra rektör razı geliyor buna. Tamam diyor yani insan odaklı bakıyoruz artık yapacak bir şeyimiz de yok. Ha deprem olmasaydı böyle bir taleple gitselerdi rektör kabul etmezdi ben size söyleyeyim. Ha, net onda da netim çok netim. Yani e, niyet okuyamam ama öyle olduğu büyük bir ihtimal. Öyle olacağı büyük bir ihtimal her neyse. Ve rektör sayın rektör diyor ki evet diyor burayı kontrol ettirelim. Bakalım bu geçici kız yurdu depreme dayanıklı mı değil mi bir görelim diyor. Ve yapılan araştırmada e, geçici kız öğrenci yurdunun depreme dayanıklı dayanıklı olmadığı ortaya çıkıyor bir iki gün önce ve işte bu yurttan bahsediyoruz kız yurdu riskli olduğu belirlenince boşaltıldı daha sonra hemen önlem alınıyor kızlar işte kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler başka bir yere gönderiliyor KYK yurtlarına gönderiliyor i̇şte bunun, bunların önceden yapılması gerekiyor. Bak İstanbul depreme yıllardır e, büyük depremi bekliyor. Arkadaş sen ne yaptın peki ya 21 yıldır şimdi yapıyorsun bunları neden yapmadın ha? Bak ondan sonra deprem olduktan sonra da Cumhurbaşkanı çıkıp buna kader planı diyor. Eğer sen gerekli önlemleri gerekli incelemeleri, gerekli araştırmaları yapmaz isen şehri bir beton yığını haline getirip o kontrol mekanizmasını da kuramazsan biz büyük felaketler, büyük acılar yaşarız. Depremi yaşarız depremle birlikte o büyük acıları da bize yaşatırsınız.